Bir de balıkçılığımızda, balıkçılığımızda tehlikeli bir başka konu olan hayalet ağlar var. Yeni yapılan bir araştırma deniz dibinde bırakılan veya terk edilen ağların çevre kirliliğine sebep olduğunu ortaya çıkardı. Bu ağların 18 kez dünyayı saracak kadar uzunluğa sahip olduğu saptandı. Deniz diplerindeki hayalet ağlara yönelik araştırma korkunç bir tablo ortaya çıkardı. Dünyanın etrafını 18 kere sarabileceği tespit edildi. <laughs> Yeni yapılan bir araştırma her yıl milyarlarca kanca, milyonlarca balık tuzağı ve yüzbinlerce kilometre uzunluğundaki balık ağlarının sulara terk edildiğini ortaya çıkardı. <laughs> Balıkçılık faaliyetleri yürütenlerin denizlere düşürdüğü ve onlarca yıl su altında kalan av malzemeleri ciddi bir çevre kirliliğine neden oluyor. <laughs> Terk edilen ağların yol açtığı tehlikeler, kontrolsüz şekilde avlanmayı sürdürdükleri için hayalet avcılık olarak niteleniyor. <laughs> Son 50 yılda %70 oranında azalan köpek balıkları ve batozların ağlara ve kancalara takılarak yara aldıkları bildiriliyor. Öte yandan bir yılda denizlere bırakılan balık ağları dünyayı 18 kez saracak uzunluğa sahip. Siyasetçiden daha doğrusu siyasetten bir haber verelim ve bitmez tükenmez soruya geçelim. Ya da hem bitmez tükenmez hem bir süre daha devam edecek bir soru. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Koordinatör Baş Danışmanı Erdoğan Toprak eski milletvekili bu konuda dikkat çeken bir çıkış yaptı. Söylediği şu vatandaşın nabzını tutmadan karar vermek hata olur. Böyle diyor Erdoğan Toprak ve Erdoğan Toprak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine ilişkin tartışmalara da yanıt verdi. İşte kayıp bir 8 saat var deniyordu. Bu konuda da yanıtları var Erdoğan Toprak'ın. CHP'li belediye başkanları Sivas'ta buluştu. Kritik konularda istişarelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, 3 gün süren çalıştayda gazetecilerle bir araya geldi, soruları yanıtladı. Gündemde altılı masa görüşmeleri ve Cumhurbaşkanı adayı konusu vardı. Toprak, liderlerin üzerinde uzlaştığı ortak bir ismin aday olacağını vurguladı. Şimdi adayınızı açıklayın diyorlar. Tamam da bu adaya 6 parti projelerini ortaya koymadan, altına imza atmadan ben bu kadar büyük bir gücü, yetkiyi bir adama niye teslim edeyim? Biz önce sorunları masaya yatıracağız. Çözüm önerilerini ortaya koyacağız. Toprak, altılı masanın seçim bildirgesi hazırlayacağını ifade etti. Adaylık telaffuzu için şu an erken olduğunun altını çizdi, ismin ondan sonra açıklanacağını söyledi. O seçim bildirgesinde sorunlar, çözüm önerileri, geçiş süreçleri olacak. Seçim kararını alsınlar. Zaten Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini ilan edecek. İlan edilir edilmez adaylar ortaya çıkacak. Şu anda kendilerinin ifadesiyle seçime 7 ay var. Seçim kararı almadan bize adayınızı açıklayın diyorlar. Ya kardeşim konu oraya gelmedi ki daha. Konu başka bir yerde. Bunu kamuoyuyla paylaşmadan, kamuoyunun nabzını tutmadan karar vermenin hata olduğunu düşünüyorum. Ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri gezisi. Erdoğan Toprak ziyaretle ilgili ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Ziyaretin amacını anlattı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eğitimi, sanayisi gelişmiş bir dünya ülkesini ziyaret etmesinden daha doğal ne olabilir? Gelişmiş ülkelerdeki son teknolojileri yerinde görüp incelemek, yüksek teknolojiyle ülkenin geleceğine nasıl yön verebileceğini gözlemlemek üzere bu ziyareti planladı. Sanki Hawaii adalarında tatile mi gitti? Her ülkede yetişmiş değerli vatandaşlarımızı takip edeceğiz ve iktidarımızda onların ülkemize katkı sunmasına imkan sağlayacağız.